Katılmıyor musunuz hocam? Yani enflasyon oranındaki faiz caizdir ya da değildir üzerinden faizdir mi diyorsunuz? Onunla alakalı hem kitabım var hem dört mezhebe göre İbn Abidin'in o bir risalesi var bununla alakalı. O da maalesef anlaşılmıyor. Anlaşılmadığından şimdi çarpıtılıyor. Ben sizin... Peki netice ne oldu bugün? Evet, işte Müslümanların bugün direnci kırıldı. Direnci kırıldı dediniz. Devletimiz ne hale getirildi? Neden bu hale geldi? Çünkü Müslümanlar eğer 90'lardaki faize karşı direncini tutmuş olsaydı bugün İslami finans kurumları bankacılık sektörü içerisinde zannediyorum %5'lik bir orana sahipler. Belki biraz daha artmıştır. %40'lar 50'lerde olsaydı finans kurumları, faizsiz finans kurumları, bankacılık sektörü içerisinde onların payı bu kadar olmuş olsaydı bugün bu operasyonları yapamayacaklardı. Ama bakıyorsun Müslüman Hacı amca sakalı var orada faiz kuyruğunda bekliyor, soruyor. Ey banka sen ne kadar veriyorsun? Onu beğenmiyor gidiyor ötekine. Sen ne kadar veriyorsun? Ya bir Müslüman bunu sorar mı ya? Allah Teala ile savaşıyorsun sen. Fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Yani bu adam, bu banka senin verdiğin paranla akşama kadar çalışan o emekçi kardeşim onun alın terini sömürüyor. Dolarla bunu yapmadılar mı? Şimdi en son bu operasyonda ne yaptı faiz ile? Sen mi faizi düşürür, bizim gelirimizi kısarsın, 10 milyar dolar yaklaşık piyasadan çekti. Tabii, arzı. Peki dolara ihtiyaç olunca ne oldu? Birden ya, tamam, dolar fırlamış oldu. Kim bu adamlar? İslam'a göre hırsızdır. Hırsızdır. Niye? Ya senin 2 milyon 2000 lira aylığın vardı. 3 bin lira aylık alıyor benim asgari ücretle geçinen kardeşim. Yani bu faizciler nasıl o asgari ücretle garip guraba zor şartlarda geçinen kardeşimi sömürüyor? Yani şöyle muşahhaslaştıralım. 3 bin lira aylık alıyor kardeşimiz. 3 bin liraya ne alıyor? İşte 2 teneke yağ alıyor. Tüp alıyor. Şu kadar ekmek alıyor. Bu kadar pirinç alıyor. Peki ne oldu şimdi? Dolar 9 liradan düştü. 13 liraya çıkınca ekmek, şu bu hepsi zamlandı. Alım gücü düştü. Almış olduğu ürünlerin şimdi %70'ini ancak alıyor. %30'unu alamıyor. Peki bunu kim aldı? Onun parasını itibarsızlaştıran kim? Değerini düşüren bu faizciler, bu hainler, bu hırsızlar. Devlet tabii zamanında bunların önlemi alınmış olsaydı bunlara bu operasyon imkanı verilmemiş olurdu. Faizli adam yüzüne tükürülmeyi hak eden adamdır. Hırsızdır. Öyle hırsız ki yetim, dul kadın kış gününde yakıtının parasını veremiyor, soğuktan titriyor. O kadının aylığına göz dikiyor işte. Evet. Onun parasını alıyor çal. Böyle bir hırsızlık.